Üç ülke sınırının kesişim noktasında yer alan Vahan Koridoru savaşın hiç uğramadığı bir yer. Koridor boyunca Kırgızlar ve Vahiler olmak üzere yaşayan iki halk var. Kırgızlar dağlarda yaşıyor ve geçimlerini hayvancılıkla sürdürüyorlar. Zaten yüksekliği 4250 metreye ulaşan bir yerde yapabilecekleri tek iş bu. Dağların göçebe halkı Kırgızlar, yüzyıllardır sakin oldukları bu bölgede eski geleneklerini hala yaşatıyorlar. Sünni Müslüman olan Kırgızlar dağlarda yaşıyor ve geçimlerini hayvancılıkla sürdürüyorlar. Şii inancına sahip olan Vahiler ise yerleşik hayat yaşıyorlar. Tarım ve hayvancılık ana geçim ve besin kaynağı onlar için. Dünyanın diğer kısımlarında yaşanan hiçbir şeyden haberi olmayan bu iki sessiz halk, ne Taliban'dan ne kendi ülkelerindeki karışıklıktan ne de ABD liderliğindeki NATO'nun bölgede yürüttüğü savaştan haberdarlar. Sarp konumundan ötürü savaşların uğramadığı, büyük güçlerin tutunamadığı ve tarih boyunca sakinlerine hep sükunet sağlayan Vahan Koridoru, günümüzde dünyada belki de savaş tehdidi altında olmayan birkaç noktadan biri. Uzunluğu 240 kilometreyi bulan, genişliği ise 14 ila 64 kilometre arasında değişen Vahan Koridoru'nda en az 12 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Bir zamanların İpek Yolu'nun en dikkat çekici mekanlarından olan vadi, az sayıda turist dışında kimsenin uğramadığı ücra bir coğrafya. Afganistan'dan Pamir Dağları'na ulaşmak oldukça zahmetli. 3 günlük araba yolculuğuyla varılabilecek bir yer burası. Kış mevsimleri çok çetin geçiyor, bazen 8 ay kadar sürüyor. Yaz mevsiminde bile kar yağışının görüldüğü oluyor. Pamir Dağları'nda Çakmaktin Gölü'nün etrafında yaşayan Kırgız kabileleri, sığır ırkının en güçlüsü olan yak hayvanlarını besliyorlar. Kırgızlar, ota adı verilen süslü ve büyük çadırlarda yaşıyorlar. Bu bölgede ne bir öğretmen ne de görevli bir doktor var. Vahilerin bu bölgeye ilk kez 1886'da yerleştiği tahmin ediliyor. İkinci göç dalgasının 1919'daki büyük açlık sırasında olduğu düşünülüyor. Vahilerin bölgeye son büyük akını ise 1937'de Afganistan topraklarında kendileri için askerliğin zorunlu hale getirilmesiyle birlikte gerçekleşti. Vahiler, Şia'nın üç ana akımından biri olan İsmaililiğe mensuplar. İsmaililik, 700'lü yıllardan itibaren Orta Asya'da yayılmaya başladığından, Vahilerin de bu dönemden itibaren bu inancı benimsediği tahmin ediliyor. Vahilerin 900'lerde Bahreyn'de ortaya çıkan Şii akım Karmatilerin soyundan geldiği de tahminler arasında. Elektrik ve internetten uzakta tamamen doğal bir ortamda hayatlarını sürdürüyorlar. Hayatlarını bu uzun koridorda sürdüren Kırgızlar ve Vahiler aslında bölgeden ayrılmayı düşündüklerini ama gidecek uygun yer bulamadıklarını ifade ediyor. Onlara göre burası güzel bir açık hava hapishanesi. Afgan hükümeti Vahan Koridoru'nun doğal yaşam alanı ve milli parkı ilan edilerek koruma altına alınmasını ve böylece yanakları temiz havadan ve bol güneşten elma gibi kızaran bu halkı bu şekilde muhafaza etmeyi hedefliyor.